attı ve basket. Her top altın değerinde, her hücum altın değerinde. Namoski, Tamer Oyguç'un perdelemesi var. 3 sayılı kadro bu Namoski. Namoski'nin basketi eşitliği sağladı. 41-41. 14 dakika 25 saniye var maçın bitimine. Gentile onun 3 sayılık atışı ve hemen cevap veriyor işte. Bu çok kritik bir basketti. İstediği oyunu ikinci yarıda da oynayamayan Stephen Elde sinirler iyice gerilmişti. Tansiyon giderek yükseliyor, maç başa baş gidiyordu. Maçın sonlarına doğru kaçlıklı hatalar başladı. Kupa Stephen Elde ile Efes arasında gidip geliyordu. Şampiyonun belli olmasına artık dakikalar kalmıştı. İkili sıkıştırma, Tamer Oyguç, Murat Evliyaoğlu, 3 sayılık atışı Murat'ın başarılı değil, gerek yok böyle acele bir atışa. Gentile, turnikesi ve basket, 74-69, fark 5 sayı. Namoski, 30 saniyede süremiz var, Ufuk Sarıca, Tamer Oyguç, Murat Evliyaoğlu, son 45 saniye. Murat Evliyaoğlu, Ufuk Sarıca, Ufuk Sarıca. Tamer Oyguç, Murat Evliyaoğlu, 30 saniye süresinin dolmasında 14 saniye var. Ufuk Sarıca pozisyon yaratıyor, kendi atışı başarılı değil. Çaresiz bir şekilde yani matem, şimdi canlı yayında olduğum için benim kafam orada sürekli hesaplara gidiyor. İstanbul'da işte kaç sayıyla yendik, burada uzatmaya gitmesi için onların kaç sayı fark atması lazım. Onların kazanması için kaç sayı. Şimdi yanlış bir şey de söylemek istemiyorsun. Gentile oraya geldiğinde ben kafamda hala matematik hesabı yapıyordum. Bunu atarsa, bu girerse ne olur diye. Kuşka, son 30 saniye içindeyiz. 25 saniye var. Portaluppi 3 sayılık atışı başarılı değil. Rolando Blackman onu da atışı başarılı değil. Rolando Blackman Rolando kupaya yaklaşıyoruz. Adım adım Namoski. Sonlara doğru tabi pres artınca hakemler de faulleri çalmamaya başlayınca tam kritik duruma girdi. Faul oldu. Tabi o anda o kadar uzun boylu düşünmüyorsunuz. Hani atamazsam işte Türkiye'yi bir daha geri dönemem, herhalde linç ederler falan diye işin esprisi. Yani her basketbolcu böyle her sahada kendine göre şeyi vardır. Yani bazı çemberi beğenmezsiniz, işte kalın gelir. O çemberler çok yumuşak ve yani bana göre iyi bir çemberdi. Yani onun da güveniyle ilk atışı sayıya çevirdim. Basketbolcular farkı 4 sayıya indiriyoruz. 9 saniye var. Faul yapmadan bir üçlük yesek bile yetmiyor, yetmiyor, yetmiyor. Atışı başarılı değil, rebound mücadelesi, Bodiroga, Gentile, 3 sayılık atışı Gentile'nin başarılı. Son 2 saniye, son 1 saniye, kupa bizim, kupa bizim, kupa bizim, kupa bizim, sevgili basketbol severler, faul yapmadık, bir sayıyla Karaç kupasını aldık. İnanılmaz bir tablo var. İnanılmaz bir tablo var. 77-70 maçı veriyoruz ama kupayı alıyoruz. Türkiye Avrupa'da ilk kupasını alıyor bir takım olarak. O anda işte kelimeler bitiyor. O anda çığlıklar başlıyor. Ha ha diye çığlık çığlığa ve o sırada sahanın ortasındayız. Kim kimi kucaklarsa, önüme kim gelirse kucaklıyorum. O tribünden atlamış birine de kucaklanıyorum. Başkan Tuncay Özilan'la kucaklaşıyoruz. Herkesle kucaklaşıyoruz. O gece İtalya'da Efes Pilsen şu mükemmel rugan bir çizme giydi. Ve çizmenin üzerinde Avrupa şampiyonluğu yazıyordu. En üstte de Koraç adıyla.